ülkenin yönetimini tek kişinin keyfine değil, ortak akla, liyakate ve kurumsal mekanizmalara emanet etmelisiniz. Düşünmeyecek misiniz? Yani üzülmüyor musunuz? Bakın ben üzülüyorum. Benim içim yanıyor. Keşke diyorum bugün 13 bin, 14 bin, 15 bin dolar olsa kişi başı milli hasıla ve burada başka bir bütçe konuşuyor olsak. Benim içim yanıyor. Ama sizin yanmıyor da polemik konuşması yapıyorsanız sizin takdirinize bırakıyorum. Dinlemen, bak dinlemen sana fayda. Bak vallahi sana fayda. Akşam eve gittiğinde daha huzurlu olacaksın. Bak lütfen dinle. Kurban olayım sana. Bak burada faydalı şeyler söylüyoruz. Bak ben de senin yaşındayken bir tek maçta bağırıyordum. Öbür yerlerde hep dinliyordum. Sen de dinle vallahi iyi gelecek sana. Ah kurban olayım sen de bir geldin ya kurban olayım. Seni gördüğüme ne kadar mutlu oldum ya. Vallahi ya sen konuştun ya. Bak olmaz. Tamam geç yerine sen konuştun ya. Ah bu memleket yani ne diyeyim sana ya sen konuştun ya ya. Anlaşıldı sen dinlemeyeceksin ben tavsiyemi yaptım. Ne yapayım sana yapacağım iyiliği yaptım sana sen dinlemeyeceksin. Allah yardımcın olsun senin. Burası önemli. 2019'da 6.6 lira olan euro ne yazık ki bugün 14.5 lira civarındadır. 2.5 yılda kötü ekonomi yönetiminin kur farkından İstanbulluların sırtına yüklediği ek fatura ne yazık ki 20 milyar lirayı aşmıştır. Bu rakam bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir yılda yapacağımız toplam yatırımlara denk gelen bir rakam civarındadır. Hatta belki biraz fazlası. Değerli İstanbullular, elbette ki ekonomiyi yönetmek ilgi ister, liyakat ister. Doğru bir anlayışla, kapsayıcı bir metotla, ekonominin dinamikleriyle bir arada karar alma becerisiyle bir sistem ancak başarılı olabilir. Ancak uzun bir süredir faizleri düşürerek kuru yükseltmeye çalışıyor. Güya bu yolla ihracat artacak. Bu bir strateji olduğu anlatılıyor. İthalat düşecek ve memleketin cari açığı kapanacak. Bu ve bunun adına da yeni ekonomi programı diyorlar. Bu uygulama cari açığın düşeceğini, kur yüksekliğinin ithal ikamesi gibi bir sonuç yaratarak içeride üretimi arttıracağını hayal ediyorlar. Kurun yükselmesi veya Türk lirasının erimesi hükümeti yönetenlere göre ülkenin önündeki yegane çözüm anahtarı. Bu şekilde tarifleniyor. Ama piyasa aktörlerinin tamamı iktidarın yanlış yaptığını söylüyor. Reel sektör oyuncularının tamamı iktidarın yaptığı bu politika değişikliğinin ekonomiyi tümüyle tahrip edeceğinde hemfikir. Bu ülkede ve ekonomi finans dünyasında yıllardır iş bilen akli selim uzmanlar bu gidişatın ekonomide ne yazık ki yeni sorunlar ve yıkıcı sonuçlar yaratacağını, dış borçların ülke içindeki yükünün artacağını, her bir vatandaşın, her kurumun sırtına daha büyük yükler yükleneceğini, kurdaki yükselişin kısa sürede yerli üretimi arttırmasının mümkün olmayacağını, girdi fiyatlarının artmasının tüm maliyetleri ve doğal olarak enflasyonu tetikleyeceğini söylüyorlar. Türkiye'nin 1960'lar, 1980'ler ve 2000'li yıllardaki
tüm tecrübelerinin bunu defalarca kanıtladığını belirtiyor. Ve bizlere verilerle anlatıyorlar. Deneyimleriyle anlatıyorlar. Kuru ve faizi düşürmenin yolu bu değildir diyorlar. Ama maalesef hepimizin gözleri önünde. Türkiye'nin muteber uzmanlarının sesine kulak tıkayan yöneticiler son 3 ayda politika faizini 3 kez düşürdüler. Bu akıl dışı politikanın sonucu ise dolar önce 8.88'e sonra 9.59'a ve ardından 12.7 TL'ye fırladı. Döviz kurundaki her 1 liralık artış dış borç yükünü 450 milyar liraya kadar çıkardığını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de her 1 liralık döviz artışı Türkiye'nin yükünü 450 milyar liraya yakın arttırıyor. Sadece son 3 ayda Türkiye'nin toplam dış borç yükü 1 trilyon 740 milyar lira arttı. Yani bu sabah doğan bir bebek bile, bakın bu sabah doğan bir bebek bile 20.725 liralık ilave bir dış borç yüküyle doğdu. Maalesef ve maalesef kötü ekonomi yönetiminin sonucudur bu. Döviz kuru 3 aylık bu kısa dönemde %45 dolayında arttı. Aynı sürede, bakın aynı sürede 10 yıllık tahvillerin faizi %14,5 oranında yükseldi. Yani bir başka deyişle Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi devlet tahvillerinin faizini düşürmek bir yana bilakis yükseltiyor. Enflasyon, bakın enflasyonda ne kadar artış olduğunu ise önümüzdeki cuma günü yine devletin kurumlarının açıklamasında hep beraber dinleyeceğiz. Bu yanlışlıkların sonucu olarak, bakın bu yanlışlıkların sonucu olarak her vatandaşın, ah kurban olayım sen de bir geldin ya, kurban olayım seni gördüme ne kadar mutlu oldum ya. Vallahi ya sen konuştun ya bak olmaz. Tamam geç yerine sen konuştun ya. Ah bu memleket yani ne diyeyim sana ya. Sen konuştun ya ya. Yani sevgili kardeşlerim bakın sevgili hemşerilerim. Bakın gülünecek bir durumda değiliz. Bugünkü ekonomiyi konuşmazsak, birbirimizi dinlemezsek, özellikle sevgili genç kardeşlerim, bakın dinlemezseniz kamunun yönetim anlayışına dair, bütçe yönetimine dair özgür ve bağımsız fikirlere sahip olamazsınız. Bakın ekonomi okumuş, 30 yıllık ticaret hayatı olan, 8 yıllık da kamu hizmeti olan bir insanı dinlerken birkaç kelime alırsanız vallahi mutlu olacağım. Fazla değil, birkaç kelime. Bakın geleceğim, merak etme. Geleceğim. Enflasyonda ne kadar artış olduğunu haftaya duyacağız. Ülkemizde her vatandaşların, bakın her vatandaşın varlığı %45 buharlaştı. Bakın varlığı %45 buharlaştı. Bakın bu memlekette asgari ücret 200 doların altına inmek üzere. Avrupa'da cebine 100 euroyu koyan bir vatandaş, bir insan İstanbul'da bir hafta doya doya tatil yapabiliyor. Bakın bu konular ağır meselelerdir. Bu konuları konuşmak zorundasınız. Dinlemek zorundasınız. Dinlerseniz size de bize de faydası var.
Ülkemizde kişi başına milli gelir 5000 doların altına inmeye doğru gidiyor. Bakın 5000 dolar kıymetli dostlar, kıymetli AK Partili meclis üyesi arkadaşlarım. Bakın 20 yıla yakın bir süredir ülkeyi yönetiyorsunuz. Tabii ki doğrularınız oldu, yanlışlarınız oldu. Tabii ki eksikleriniz oldu, artılarınız oldu. Tabii ki faydalarınız oldu, zararlarınız oldu. Ama bakın ülkenin devraldığınız ekonomi tablosunda kişi başına milli geliri 20 yıl emek verdikten sonra 11 bin, 12 bin dolarları görüp kıvanç duyulan anları kendi adınıza mikrofonlardan anlattıktan sonra bugün 5000'in altına inmesini yorumlamayacak mısınız? Düşünmeyecek misiniz? Yani üzülmüyor musunuz? Bakın ben üzülüyorum. Benim içim yanıyor. Keşke diyorum bugün 13 bin, 14 bin, 15 bin dolar olsa kişi başı milli hasıla ve burada başka bir bütçe konuşuyor olsak. Benim içim yanıyor. Ama sizin yanmıyor da polemik konuşması yapıyorsanız sizin takdirinize bırakıyorum. Türkiye milletler arası rekabette G20 diye bir topluluk var. İlk 20 ülkenin arasındaydı. 30 yılı aşkın süredir. İlk kez ilk 30'a bile zor girecek ekonomik verilere geriledik. Asgari ücret, bakın benim canımı o çok yakıyor. 20 yıl önce benim işverenim iyi bilir. Benim sanayicim, özellikle İstanbul'daki tekstil yatırımcıları iyi bilir. 120, 130, 140 dolar diye başta Türkiye Cumhuriyetler olmak üzere muhtelif ülkelere yatırım yapmaya gitmelerinin sebebi emeğin ucuz olmasıydı. Ve biz asgari ücrette 700 dolarlara doğru tırmanmak üzereyken bugün 200 doların altına düşülmesini hepimiz, bakın hepimiz başımızı iki elimizin arasına koyup düşünmemiz gerektiği günlerdeyiz. O bakımdan değerli meclis üyesi arkadaşlarım, döviz artışı enflasyon artışı demektir, unutmayın. Bakın 3 gündür ülkede tüm piyasa durdu. Pek çok sektörde alım satımı ara verildi. Fırıncı ekmek üretemeyecek duruma geldi. Matbaalar ithal kağıt alamadığı için kitap basamam diyor. Eczanelerde ilaç sıkıntısı baş göstermek üzere. Burada hükümet yetkililerini uyarıyorum. Yakında vatandaş en acil ilaçları bulamayacak duruma gelmesin diye acil tedbir almak zorundadırlar. Destekleyici, ilave ve acil tedbirleri hızlıca almalıdırlar. Bakın size en temel belediyecilik hizmetlerimiz içinden bazı örnekler vereyim. Örneğin ulaşımda, otobüslerde ve diğer belediyecilik hizmetlerinde günde 600 bin litre mazot ve benzin kullanıyoruz. Şu an itibariyle benzini, petrolü ve mazotu da dövizle alır durumdayız. Güne ona göre regüle ediliyor çünkü. Sadece dün gece mazotun litre fiyatına 1 lira 6 kuruş zam geldi. Yani günlük ulaşım maliyetimize 636 bin lira. Yani yaklaşık olarak yıldaki rakamını siz hesap edin. Yani 300 milyon lira civarında vatandaşın cebinden sadece bir gecelik zamla esnafın cebinden çıkacak ekstra para. Örneğin metro inşaatlarında kullandığımız kazı yapan makinalarımızı dışarıdan alıyoruz. O makinaların parçaları veya metro vagonları. Bunların hepsini dövizle alıyoruz. Ama bildiğiniz gibi tüm gelirimiz Türk lirasıyla. Bizim tek bir sent döviz gelirimiz yok. Başka temel belediyecilik alanı olan sosyal yardım harcamalarımızı konuşalım.
son bir haftada gerçekleşen ekonomik yıkımla artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yardım bütçesiyle iki hafta önce aldığımız ihtiyaç malzemelerini bile alamayacak durumda. Öyle arttı ki zamlı fiyatlar oluştu ki. Bir yandan da bu ekonomik yıkımla daha fazla kişi de sosyal yardıma muhtaç olacak. Zira günahı kabahati olmayan bir sürü şirket bu yıkımla ne yazık ki batmakla yüz yüze kalacak. On binlerce insanımız işsiz kalacak. Ama bazı iktidara yakın çevrelerden et yeme, ekmek yeme, soğan yeme, porsiyonları küçült gibi saçma sapan paylaşımlar görüyoruz. Bunları yapmayın. Özetle doğal olarak belediye hizmetlerimizin de maliyeti artıyor. Her hizmetimiz artık bize daha da pahalıya mal olacak. Ne yazık ki bu gelişmelere bağlı olarak, bak sevgili kardeşim, lütfen dinle. Bak genç bir arkadaşımsın. Bak lütfen dinle. İstirham ediyorum. Dinlemen sana fayda. Bak vallahi sana fayda. Akşam eve gittiğinde daha huzurlu olacaksın. Bak lütfen dinle. Kurban olayım sana. Bak burada faydalı şeyler söylüyoruz. Bak ben de senin yaşındayken bir tek maçta bağırıyordum. Öbür yerlerde hep dinliyordum. Sen de dinle. Vallahi iyi gelecek sana. Ülkemizin kredi risk göstergesi olan CDS primimiz de yükseldikçe yükseliyor. Türkiye, Venezuela ve Arjantin'le birlikte dünyanın en riskli üç ülkesinden biri konumuna yükseldi. Merkez Bankası kendi faizini indirdikçe piyasanın da faizini arttırıyor. Bu da bizim için, belediyeler için hem içeriden hem dışarıdan daha pahalıya borçlanmak anlamına gelecek. Çünkü ülkenin ekonomisi yıkıma uğradıkça ülkenin borçlanma sigortasının da maliyeti artacak. İstanbul bir turizm şehri, doğru, ama bundan böyle uzunca bir süre değerlerimizi yok pahasına satmak zorunda kalacak bu ülke. Oteller, restoranlar, hizmetimiz, emeğimiz, aklınıza ne geliyorsa ucuza, bedava fiyatına gidecek. Bütün bu süreçte aynı eski sözün tekrarlandığını duyuyoruz. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Bu sözün devamında ise şunlar söyleniyor. Kur yükselince istihdam artacak. Ve devam ediliyor. Faiz fiyat artışıyla mücadele edeceğiz. Aradan 30 yıl geçmiş ve biz bugün hala aynı yerdeyiz. Ki şartlar bambaşka yerlere de erişmiş bu arada. İthalata dayalı bir ihracat sistemi yönetiyor ülkemiz. Bugünkü ithalat rakamıyla ihracat rakamı arasındaki devasa açığı gördüğünüzde nasıl ithalata dayalı bir ihracat sistemi yönettiğimizi, nasıl devasa bir bütçe açığıyla yüz yüze kaldığımızı da orada net olarak görürsünüz. Biliyoruz ki bu bir politika değil. Yaşadığımız durum bu. 128 milyar dolarlık ülke rezervlerinin dibe vurmasının sonucu bu. Ve gerçekten ne yazık ki bu bir beceriksizlik. Yaşadığımız durum tam anlamıyla anlaşılır bir durum değil. Oysa ki uzmanlar yıllarca bizi uyardılar. Dediler ki faiz ve kur üzerine ekonomi politikası kurulmaz. Ekonomi politikasının amacı nedenleri düzeltmek ve sonuca gitmek olmalıdır. Faiz sonuçtur. Eğer faizi belirli bir noktaya indirmek istiyorsanız politikanızı riskleri düşürmek üzerine kurmanız gerekir. Türkiye'de yeniden köklü bir biçimde, güçlü bir biçimde halkın iradesini ortaya koyan bir demokrasiyi kurmalısınız. Demokratik değerleri,
hukukun üstünlüğünü, adaleti ve devlet kurumlarını restore etmelisiniz. Ülkenin yönetimini tek kişinin keyfine değil, ortak akla, liyakate ve kurumsal mekanizmalara emanet etmelisiniz. Siyasi iktidarlar değişse de Merkez Bankası yönetimini değişmeyecek şekilde bağımsızlaştırmalısınız. Bakın değerli meclis üyeleri, üretmeyen bir ülke, üretemeyen bir ülkede, piyasa güveni oluşmamış bir ülkede ne yaparsanız yapın, bu şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalırsınız. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, İstanbul Türkiye'nin, tamam, anlaşıldı. Sen dinlemeyeceksin. Ben tavsiyemi yaptım. Ne yapayım? Sana yapacağım iyiliği yaptım sana. Sen dinlemeyeceksin. Allah yardımcın olsun senin. Şimdi bakın, İstanbul'la ilgili size bir özet vereyim. İstanbul Türkiye'nin ihracatının da ithalatının da yaklaşık %60'ına sahip bir şehir. Türkiye ekonomisinin %50'si İstanbul'da. Türkiye'nin sanayisinin %60'ı İstanbul ya da yakın çevresinde. Yani İstanbul şehrini yöneten kişi bunları görmeyecek, anlamayacak, hissetmeyecek bir biçimdeyse onun anlatacağı bütçeden bir şey olmaz. Bakın, bunu hissetmeyen, bunu anlamayan, bunu dert etmeyen bir meclis üyesi varsa ona Allah yardım etsin, onu seçene de Allah yardım etsin. Şimdi değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 2022 yılında konsolide bütçemiz, şimdi bazı arkadaşlar şöyle bir metot uyguluyorlar, ben size anlatayım. Ben yaklaşık 10-12 yıl futbol oynadım. Kaleci olunca da arka tribünüme insanlar gelirdi Ekrem'in moralini bozmak için. Daha genç yaştayız. Yani 15, 16, 17, 18, 20 falan. Ağzına geleni söylerlerdi. Bazen de döner, genç bir insanın döner, ona bakardım ki utansın diye. Bazı utanırdı, bazı utanmazdı. Ama gene devam ederdi. Şimdi sonucu söyleyeyim mi size? Performansına güveniyorsan, inandığın yolda yürüyorsan, doğruları anlatıyorsan ve o anı hissediyorsan, bu ülkenin, bu milletin ve o takımın bir parçasıysan vallahi gol yemezsin. Bırak oradan konuşsunlar. Hiç önemli değil yani. Hiç duymuyorum. Ama özellikle gençlere, yaşça büyük olduğum için biraz deneyimim var diye tavsiyede bulunmaya da devam edeceğim. Bağımı koparmayacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, konsolide bütçemiz İSKİ ve İETT ile iştiraklerimizle beraber 104 milyar liranın üzerinde. Bu bütçenin 43 milyar 650 milyon lirası Büyükşehir Belediyesi'nin, 42 milyar 860 milyon lirası iştiraklerin, 10 milyar 364 milyon lirası İSKİ, 7 milyar 700 milyon lirası İETT bütçesi. Ama biz bütçeyi sadece sayılardan ibaret görmüyoruz. Biz bu rakamlara baktıkça hizmetlerimizi görüyoruz ve baktıkça
harcayacağımız her kuruşun vatandaşın faydasına olup olmadığını hissetmeye çalışıyoruz. Bütçe bizim için adil, yaratıcı ve yeşil bir İstanbul vizyonunu gerçekleştirme ve 16 milyonun yaşam kalitesini yükseltme hedefimizin rakamlarla dile getirilen resmidir. Biz adil, yaratıcı, yeşil İstanbul diyerek uzun vadede varmak istediğimiz yeri şehrimizin toplumsal, kültürel ve çevresel boyutlarıyla topyekün ele almış bir yönetimiz. Adil İstanbul vizyonumuzun öznesi insandır, insan. Bu nedenle bütçemizi ilk defa insan öznesine göre kategorize ediyoruz. Çocuk bütçesi, gençlik bütçesi, kadın bütçesi, sosyal bütçe, kültür, eğitim, spor bütçesi diye kategorize ediyoruz. Hedefimiz her bir İstanbullunun eğitimli, sağlıklı, geleceğine güvenen, çocuklarının istikbalinden emin, özgür ve mutlu olmasıdır. Bu nedenle çocuklarımızın eğitimine gerçekten ama gerçekten son derece önem ve öncelik veriyoruz.